Böyle yaptık. Böyle yaptık. 23 Nisan özel bölümünü yaptık. Şimdi acaba ne olacak bölümde? Ya fark ettim ki ilk başta bölümü hatalı yaptım, düzelttim, geri yükledim. Zor oldu yani. En az 5 saat uğraştım ya. Yani bölümü hazırlamak 5 saatimi aldı. Ama başarılı bir şekilde yükledim. Merhaba arkadaşlar, hangisi daha iyi sesli? 48. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 47. bölümde 23 Nisan özel bölümünde Xiaomi Poco X3 ile Vivo V20'yi karşılaştırmıştık. Bugün biraz eskiye gittik. Neyse 2009-2012 dönemine kadar gittik. Bugün iPhone 3GS ile Samsung Galaxy S3 Mini'yi karşılaştıracağız. O halde başlayalım. Evet. Aranızda belki Galaxy S3 Mini'yi hatırlayanlar vardır. Android 4.1 vardı Jelly Bean. Ya 2012 Over the Horizon müziği vardı. Ama açılışı şeydi. Açılışı bu Galaxy S4 Android 4.2'deki açılışıydı. Yani S3 Mini. Samsung aslında o İkonik Over the Horizon açılış şekillerinden birini de ilk defa S3 Mini'de kullandı. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Lafı uzatmadan videoya başlıyoruz. Samsung Galaxy S3 Mini vs iPhone 3GS. İkisinde de GSM HSPA var. Ama S3 Mini'den tabii. Özellikle okuyacağız. İlk önce Ekim 2012'de tanıtılan telefon Kasım 2012'de piyasaya sürüldü. Üretim tabii ki yok. Boyutları... Boyutu uzunluk 121.6, genişlik 63, kalınlığı 9.9 mm, ağırlık 111 gram, ön tarafı cam, arka tarafı da çerçevesi de plastik. Bilenler vardır, bu kapaklı telefon kapakları vardı pil değiştirmek için. Hala daha kullananlar görüyorum. Mini sim tabii ki. O zamanlar sim kartları böyle büyük olarak kullanıyorlar. Ekran tipi Super AMOLED. Ekran tipi Super AMOLED 4 inç, ekran gövde oranı %59.4, ekran alanı 45.5 cm². Çözünürlük 480x800, 5/3'te çekim yapıyor. Vay canına. İşletim sistemi Android 4.1, işlemci Novator U8420, CPU 1 GHz dual core Cortex A9, GPU Mali 400. Grafik işlemcisi de böyleymiş. Hafıza kart desteğimiz var. 1 GB RAM, 8 ve 16 GB dahili depolama alanı desteğine sahip. Arka kameramız, ana kameramız 5 megapiksel, özellikle LED flash, panorama, video kalitesi 720p, 30 fps. Ön kamera yok tabii ki. İkonik bir şekilde ön kamera yoktu arkadaşlar o dönemlerde. Samsung A250 gibi telefonları kullananlar bilir. Bunun gibi modellerde ön kamera yoktu. Ha bir selfie çekineyim diyorsun, tamam mı, telefonu gidip arka tarafa atman gerekiyor. Ha bir de o dönemin kontrolleri zordu. Şimdi envai çeşit telefonda, bir sürü telefonda selfie kamerası var. Ama bazı tuşlu telefonlarda hala önemli eksiklerden biri de selfie kamerası. Yani tuşlu telefonlarda hala selfie kamera yok. Yani Nokia belki devrim yapmıştır. Nokia'nın yaptığı devrimleri biliyoruz ama N90'ı bilenler var mı arkadaşlar? Nokia N90. Böyle ekrana dönen flip phone bir tane. Ya onun ekranı, kamerası, tamam mı? Kamerası bu menteşe üzerine monte edilmişti. Menteşenin üzerinde kamerayla şey yapıyordun ya. Ekranı da çevirebiliyordun. Tamam mı? Kamerayı kendine doğru çevir. Ekranını aynı şekilde çevir. Çık, selfie'ni çek. O derece komik bir telefondu yani. Evet. Selfie kamerası modül VGA demiş. Devam edelim. Loudspeaker ve 3.5 mm'lik kulak girişi var. Wi-Fi 802.11 ABGN'i var. Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot, Bluetooth 4.0, A2DP,
EDR, LE, APTX, Position, GPS, GLONASS, NFC var. Tabi satış yerine göre değişir. Infrared port yok. Stereo FM radyo ve RDS var. Radyomuz var. Micro USB 2.0. Ya micro USB. Biz bu micro USB'lerden kurtulamayacağız galiba arkadaşlar. Ya halen daha micro USB kullanıyorlar. Yani şunu söyleyeyim, micro USB artık aklımıza kazındı yani. Herkes birine sorsam micro USB der. Ben bir tanesine sordum, micro USB dedi bana. Böyle köşeli şeyler vardı yani, böyle köşeli şarj gibi. Bu o zamanlar hani böyle ters taktığında çevirmen gerekiyordu. Evet, komik ama zorlayıcı zamanlardı diyoruz ve devam ediyoruz. Özellikle sadece aksiyometri, şu proximity pusula 1500 mAh'lik bir pilimiz varmış, lityum iyon. Tabi o zamanlar pilleri çıkarabiliyordunuz arkadaşlar. Böyle şey gibi değildi ya. Böyle nasıl diyeyim yani, bilemiyorum ama piller o zaman çıkarılabiliyordu. İşte adamlar arka tarafa çentik atmışlar. Parmağını koy, şlak ses geldi, çıkardık kapağı. Ha, değiştir pili. Ama tabii şimdi hala böyle olanlar var ama, tuşlu telefonda falan var ama diğer telefonlarda da hala var ama şöyle bir sorun var tabii ki. Peki neydi o sorun? Tarih saat sıfırlanıyordu, tekrar ayarlaman gerekiyordu. Şimdi öyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Direkt internete bağlanıp şey yapıyorsun direkt. A'ya göre saat, tarih saat ayarlama özelliği var artık birçok telefonda. Mesela benim yemek tarihi Note 9'da var. Önceden incelemesini yaptığım Galaxy Tab A9'da da aynı şekilde var. Yani devam edelim. Bekleme süresi abo. 2G'de 450, 3G'de 430 saat. Konuşma süresi 2G'de 14 saat 10 dakika, 3G'de 7 saat 10 dakika. Güzel. Renkler. Beyaz, mavi, titan grisi, kahverengi, kırmızı ve 12 siyahı. Serdarlı. Başa 1.03 watt bölü kilo. Vücuda 1.28. Avrupa Birliği standartında başa 0.52. Modelleri geçelim. Çünkü zaten modelleri yazıyor. Fiyat 130 euro. Test. Ekran infinite nominal. Var video var. Noise speaker 60. Normal ses 66. Gürültü 63. Telefon çaldığı zaman da 76 desibellik bir ses enerjisi ortaya çıkıyormuş. Pil ömrü 42 saat. Eski telefonun şarjları hatırlarsanız arkadaşlar, bir saatte, birkaç saatte hatta bitiyordu. Hatırlayanlar bilir. Şimdi bir sürü cihaz var. Bir iki gün de idare ediyor. Hatta bir iki gün de bırakın, daha uzun süre idare ediyor. Ben Galaxy Tab A9'u şey yaptım. 5100 mAh pil var. Ancak tableti şarjı 10 gün bana yetti. 10 gün boyunca tableti hiç şarj etmeden kullandım. Gerçek söylüyorum bu arada. Evet. S3 mini de bitti. iPhone 3GS. 3GS'e geçtik. Haziran 2009'da çıkmış bu telefon. Üretim tabii ki yok. Boyutları uzunluk 115.5, genişlik 62.1, kalınlık 12.3 mm. Ağırlık 135 gram. Boyut minisim. TFT ekran var 3.5 inç. Ekran alanı 36.5 cm². Ekran gövdenin %50.9. Çözünürlük 320x480 piksel 3/2. Ekran oranı. Corning Gorilla Glass ile korunan. iOS 3 ile geliyordu o dönem. iOS 3. Ancak iOS 6.1.6'ya kadar yükseltilebilirmiş. İşlemciyi vermemiş. Apple A3 varsa yüksek ihtimal işlemcisi Apple A3'tür. Ya da öyle bir işlemci yoksa işlemcisini bilemiyorum. Evet. CPU 600 MHz Cortex A8 ve PowerVR SGX535 grafik işlemcisine sahip. Hafıza kartı desteği yok. 256 MB RAM'in yanında 8, 16 ve 32 GB dahili depolama alanı varmış. Evet. Ana kameramız
3.15 megapiksel. Video kalitesi 480x30. Ön kamera yok. Loudspeaker 3.5 mm'lik kulak girişi var. Wi-Fi 802.11 BG, Bluetooth 2.1 A2DB. Evet. Hosting GPS, A GPS. Infrared port yok, radyo yok, USB 2.0. O dönem 30 pin kullanıyorlardı arkadaşlar, 30 pin. Özellikle de eski dönemde iPhone 4 serisini kullanan arkadaşlar bilir. Önce şey vardı, bu 30 pin vardı, bayağı uzun bir şarj şeydi. Çok uzun bir şarj aletiydi. 30 pin vardı, adamlar sonra gittiler Lightning'e geçtiler. Onu da bırakın Lightning'i, Avrupa Birliği ve Hindistan hükümetinin baskıları nedeniyle iPhone 15 serisinden itibaren USB Type-C'ye geçiş yaptılar. Apple böyle yaptı. Evet. Devam edelim. Özellikle Axiometer Proximity pusula, iCloud bulut servisi, haritalar, orada TV Out, ses video oynatıcı, düzenleyici, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme, ses komutu gibi özellikler varmış. Pil 1400 mAh lityum iyon, sökülemez. Konuşma süresi 3G'de 5 saat. Renkler beyaz ve siyah. Saat değerleri başa 0.26 watt bölkülü, vücuda 0.79, Avrupa Birliği standartlarında başa 0.45, vücuda 0.40. 110 euro satılıyormuş. Evet, 110 euro. Normal ses 69, gürültü 69. Çağrıda 71 desibel enerji var. Pil ömrü belirtilmemiş. O halde arkadaşlar sonuçlara geldim. Biraz kısa oldu ama yapacak bir şey de yok. Evet, şimdi sonuçları açıklayacağız. Ancak sonuçları tabii ki boyutlardan başlayacağız. ...3-0 Samsung önde. 4... ...5... ...6-7-8... ...9-0... ...10-0... ...11-0... ...11-1... iPhone 3GS'de en fazla 32 GB'a kadar dahil depolama alım desteği var. S3000'de 16. Onun için durum 11'e 1. 12, 13. 13'e 1 durum. 13'e 1. 14, 15, 16, 17, 17'ye 1. 18'e 1. Çünkü Giro var S3000'de. Ama 3GS'de durum 18'e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18'e 9, 19'a 9, 20'ye 9, 21'e 9, 22'ye 9, 22'ye 10, 22'ye 11, 22'ye 12, 22'ye 12, 22'ye 12'ye, eğer fazla ses enerjisi verirse daha şey olur, daha biraz daha fazla duyulur. Onun için 22'ye 12, 23'e 12, 12. Ama buradan da Apple 2 puan alıyor. 66 ve 63'ten büyük 69. 23'e 14. 23'e 14. Ancak pil ömrün. Ama pil ömründe de 42 saatte S3 mini. Durum 24'e 14. Evet, kazanan Samsung Galaxy S3 mini oldu arkadaşlar. Böylelikle bölümü bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha doğru bir videonun daha sonuna geldik. Hangisi daha iyi seçtiğin 48. bölümün sonuna geldik. Bu bölümde Samsung Galaxy S3 mini ve iPhone 3GS'i karşılaştırdık. Kazanan telefon Samsung Galaxy S3 mini. Tebrikler. Ne yapalım arkadaşlar? Biz de
Bize de yol gözüktü. Kapatalım videoyu. Hazırlıkları da yapalım. Yayınlandığı tarihte de 49. bölümün hazırlıklarını hızlıca başlayalım. Evet, 49. bölüme kadar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.